Özellikle fay hattı üzerine yapılan yollar ve raylar. Bir göz atalım onlara da. Deprem oluyor. Ya yapacak resmen ha. Yol deniz gibi dalgalandı, kağıt gibi yırtıldı, dev çukurlar araçları yuttu, demir yolu büküldü. Yüzyılın felaketi sadece binaları değil, yolları da perişan etti. Çifte deprem Türkiye anakarasını 3 metre kaydırdı. Akıl almaz doğa olayının en net görüntüsü Kahramanmaraş Türkoğlu'na bağlı Şekeroba mahallesinde ortaya çıktı. Peş peşe gelen depremler demir yolunu tel gibi büktü. Fay hattı üstündeki dümdüz ray böyle yamuldu. Karayoluysa 3 metre yana kaydı. Dağlardaki tepelerdeki kayalar yollara düştü. Kahramanmaraş depreminin büyüklüğünü en net gösteren fotoğraflardan birisi işte burası Arsuz'la, Hatay'daki Arsuz'la Samandağ arasındaki sahil şeridi. Sahil şeridinin üzerinde depremin ardından işte bu dev kayalar yukarılardan koparak yolu büyük kısmını kapattı. Ana arter ve otoban kırık camdan farksızdı. Bulunduğumuz nokta Samandağ'dan Antakya'ya çıkış tarafı. Samandağ'da yıkıntı büyük. Ve aynı zamanda şu anda bu çıkış yolunda gözümüze çarpan büyük bir yarık var. Bakın yol 1 metre kadar aşağı düşmüş durumda ve depremin şiddetini anlatıyor. Ekipler şimdi afet bölgesine ulaşımın aksamaması için canla başla o yolları onarıyor. Evet. Yolların özellikle Hatay'dan, aynı. Arsuz'dan, Samandağ'dan görüntüler hep beraber gördük, evet. Yolların kırıldığı. Zaten havalimanının pisti kırılmıştı, nispeten tamir edilmeye çalışılıyor. Bir taraftan da rayların eğilip bükülmesi gözler önüne serildi.